Buranın gemi olması ayrıcalıklı bir şey. Çünkü gemi içinde hissediyoruz kendimizi. Çok güzel bir duygu yani. Böyle dışarı bakınca deniz manzaramız falan var. Geminin içindeyiz gibi. Geminin içinde kütüphaneye girip kitap okuyoruz. Enteresan bir durum bu. Buyur. Bizim arkadaşlarımız da buraya gelmek istiyorlar. Buraya gelip kitap okumak istiyorlar. Uzaktaki arkadaşlarımız mesela. Herkes çok beğeniyor. Şeklinde olması. Gemi şey ilk başta dediklerinde inanmamıştım gemi şeklinde ama gelince çok değişik bir duygu. İçine giriyorsun falan çok değişik. Köyde böyle bir imkan sağlaması da çok tuhaf. Bunun da çoğaltılmasını istiyoruz. Hani bütün köylerde olması güzel olur. Bizim evimizde kardeşlerimiz, ablalarımız falan olduğu için imkanlarımız olmuyor. Buraya gelip hep de ders çalışıyoruz, canlı derslere giriyoruz. Tabii ki çocukluğum burada geçti. Burası böyle çimen, çiçek cenneti gibi bir yerdi burası. Ve hayalim de hep burada bir kütüphane yapmak. Ve sonuçta bu kütüphane Karadeniz'de olduğu için gemi konseptini yapmak istedim. Tabii ki herkesin desteği oldu bu konuda bize. Artı bu kütüphane yaparken bankadan kredi çektik. Ben buranın sanatla uğraşan insanların bir buluşma yeri olmasını hayal ediyorum. Umarım tam tekmil bittiği zaman, yolu da yapıldığı zaman ki şu anda yol sorunumuz var. Burası Trabzon'dan, Doğu Karadeniz'den, ülkemizin her tarafından insanların keyifle geleceği, görebileceği, kitap okuyabileceği bir yer olacak inşallah. Benim hedefim güvertede insanların oturması, işte orada kitapların okuması, ne bileyim bir masalar konulması. Kütüphanemiz cemi konsepti şeklinde olduğu için çok dikkat seçiyor. Mahallemizde kitap okuma alışkanlığı yoktu ama bu konseptten dolayı insanlarımız aşırı derecede geliyor. Kitap okuma alışkanlığımızı ilerletiyoruz. İnsanlarımız burayı benimsedi. Öğrenciler olsun, çocuklar olsun, bayanlar olsun gelip kitap okuyorlar. Güvertemizde kitap okuyoruz havanın iyisinde. Güzel oluyor. Mahallemizde güzel bir eser oldu. Bahattin abimiz köyümüz için bir değerdi zaten. Köyümüze de böyle bir değer kazandırdığı için önce ona teşekkür ediyoruz. İki çocuğum var benim. Onları alıp geliyorum buraya. Canlı derslerini kütüphanede yapıyorlar. Ben kitabımı alıyorum, burada okuyorum. Bir gemide yolculuk eder gibi seyirli seyirli çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Ona minnettarız. Köyümüz için olsun. Burası inanılmaz huzur verici bir yer. Sık sık geliyoruz, kitabımızı okuyoruz, kahvemizi içiyoruz. Bizim için de çok güzel bir ortam oluyor. Okuyor okuyor ne göz kalbine akıyor.
Teşekkürler.